iki proje üzerine konuşacağız. İki projeniz üzerine konuşacağız. Bunlardan biri Lüleburgaz'daki terminal binası, otobüs terminali. Diğeri de Antalya Muratpaşa'daki Türkan Şoray Kültür Merkezi. Bunların ikisi de yarışmayla yapılan, öncelikle yarışmayla yapılan projeler. O nedenle şu sıralar yarışmalar var mı, ne yapıyorsun diye sormak istiyorum. Şu sıra yarışma yok. Bir süredir yok aslında. Çok az yarışma açılıyor son bir yıldır Türkiye'de. Zaten genel ortalamanın çok altında diğer Avrupa ülkelerine göre. Ama bu sene ekstra çok az yarışma var. Haliyle biz de şu anda bir yarışmayla ilgili bir şeyle ilgilenmiyoruz. Ama bekliyoruz merakla yeni bir yarışma açılmasını. Bir duyumumuz da yok herhalde. Bir süre olmayacak gibi yerel seçimler ve devamındaki gelişmelerden ötürü. Herhalde belediyeler şu anda onunla ilgilenmiyorlar gibi. Anladım. Ama en son bir Kore anıtları falan cami vardı. Evet, bir Kore yarışması vardı Lüleburgaz'da yine. Kore Savaşı anma alanı. Bir de Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın bir cami fikir projesi yarışması vardı. Ya bunu sormamın nedeni esasında bu iki projenin de Türkiye'deki bu yarışmayla yap fikrinin örneklerinden olması. Çünkü çok yakın zamanda hem öncesinde yarışması olmuş, sonra da çok kısa süre içerisinde gerçekleşmiş projeler. Kendimizi bu konuda aslında şanslı hissediyoruz. Çünkü çok düşük bir yüzde var. Evet. Türkiye'de yapılan yarışmanın uygulanması için. Bence de öyle. Ve bizce böyle olduğu için de yapılan yarışma uygulamaya geçmediği için de çok cazip bir proje elde etme yöntemi olarak görülmüyor internet tarafından. Belki uygulanan projeler buna biraz katkı sunuyorlar. Yani evet, bu da bir iş alma yöntemi, iş verme yöntemi gibi düşünüyorlar. O yüzden her geçen sene artacağını varsayıyorum. Çünkü Türkiye'nin yarışma kültürü çok da zayıf değil. Eskiden 70'lerde, 60'larda, 80'lerde hatta çok fazla projeyi elde etmişler yarışmayla. Ama bir gerileme olmuş. Umarım tekrar eski performansını bulacaktır yarışmalar. Yani esasında bir sürü yarışma yapılıyor ama onların her biri uygulama tabii, aşamasına geçemiyor galiba. Maalesef sıkıntı orada zaten ki birçok yarışmayı böyle idareler, yerel yönetimler çok da bilinçli açmıyorlar. Bir sebebi o. Sonuçta ne elde edeceklerini çok bilmiyorlar. Bilmedikleri için çok doğru şartname hazırlayamıyorlar, çok doğru jüri bir araya getiremiyorlar. Ve seçilen projenin yerel yönetime hitap etmiyor. Mesela hitap etmiyor. O da bir problem. Haliyle böyle bir şey gibi, sosyal etkinlik gibi kalıyor. Anladım. Yarışma işi. Mimari bir giriş. Evet evet, sanki böyle bir... Tasarım etkinliklerinden. Evet, tasarım etkinliği gibi bir şey. Halbuki öyle değil. Tam tersine çok ciddi bir iş verme ve iş alma yöntemi. Şimdi yani bu iki projeden ben belki Lüleburgaz'la başlarız diye düşünüyorum. Çünkü hem daha önce açılmış bir yarışma, hem de daha önce sonuçlanmış bir bina, bitmiş bir bina. Biraz da ikisinin de yani kamusal ilişkileri anlamında, yani hem programı gereği hem de yapısal şekil alışı, biçimlenişi de çok direkt açık alan ve kapalı alanı birbiri içine sokan yapılar diye düşünüyorum. Biraz belki Lüleburgaz'dan başlayabiliriz. Yani özellikle böyle bir çabanız var mı? Zaten yani esasında terminal binası olduğu için böyle bir ilişkiyi beraberine getiriyor ama neydi sizin fikriniz? Aslında bu bir şey, iyi niyet dile getirdin. Terminal olduğu için bunu beraberine getiriyor derken. Çünkü öyle olmuyor maalesef. Evet. Biz çok kısaca sürecinden bahsedeyim bu işin. Terminal konusu zaten çok ilgi çekici bir konu. Bir kere çok rasyonel gerekleri olan bir konu. İşte otobüsler, manevra alanları, yolcuların hareketi, işletme şekli terminallerin. Karşılanması gereken çok net programlar var. Bunları karşılamak zorundasınız. Yoksa hiçbir anlam olmuyor. Yani bir peron otobüsü yanaşamadığı sürece hiçbir anlamı yok yaptığınız binanın. Haliyle çok pragmatik kararlar gerektiriyordu. Rasyonel olmak gerekiyordu. Ki yarışmada da işte alana giriş çıkış sabitlenmişti. Yarışmacı bırakılmamıştı. Ve çok çok da böyle esnek bırakılmamış bir şartnameydi bu yarışmanın ki. Şimdi biz ekip olarak yaptık. Sıddık ve kolektif mimarlar. Evet, kolektif mimarlarla birlikte yaptık. Şöyle bir durum var. Tabii bu 4 kişi, 4 meclif vardı burada. İşte peki 4 müellif demek tabii ki 4 potansiyel anlamına geliyor. Ve biz bu projeden önce başka projelerle birbirimizi artık tanımıştık gibi. Ve 4 tane ego değil de 4 potansiyel bir araya geldiği zaman aslında şöyle bir durum oluşuyor. Birbirinize şöyle bakabiliyorsunuz. İşte
ben işte Sıddım potansiyeli ne yapabilirim? Ya da Barış benim potansiyelimle ne yapabilir gibi bir durum oluşuyor. Kendine oluşan bir durum bu. Haliyle ekipte bir taraf rasyonel kararları verirken, bir taraf eleştirel yaklaşırken, bir taraf tamamen kentle ilgili düşünürken ve bunlar önceden belirlenmemiş roller, sürecin kendisini dağıttığı roller oluyor. Haliyle projeye başlarken ilk önce herkesin bir terminal algısını tartıştık. Terminal deyince kendi terminal deneyimlerimiz üzerinden. Ve bir ortak noktaya vardık aslında bir kahve saatlerinde yaptığımız konuşmalar sonucunda. Terminallerin aslında kentlerden kriminal bölgeleri olduğu gibi bir çıkarımız oldu süreçte. Ve bunu daha sonra kendi hikayelerimizi anlatarak bunu doğruladık da biraz. Ki herkesin vardır, senin de vardır muhtemelen benim böyle hikayelerin. Çok tekin yerler değil. Tabii bunu keşfedince bunun altında yatan bunu koşullarını düşünmeye başlıyorsunuz. Neden böyle oluyor ve mekanın buna bir katkısı var mı? Bunu incelediğimiz zaman aslında mekanın buna bir katkısı zaten olmaması söz konusu değil. Mutlaka var mimarinin buna bir katkısı. Ve şöyle bir durum keşfettik gibi aslında. Gün ışığıyla ilgili bir problem var birincisi. Yani gün ışığının homojen dağılmaması, ulaşmaması ile ilgili bir problem var. İkincisi de bu ikinci söylediğim bugün konuşacağımız diğer projeyle de ilgili aslında. Kamu binalarının bir programları yutma gibi bir şeyi var, tipolojisi var. Şöyle bir örnekle daha iyi anlatacağım bunu çünkü kendi çocukluğumdan bir örnekle. Çocukken işte bir tanıdığımızın bir düğününe gidecektik. Belediye binasının düğün salonu varmış, orada öğrendim mesela. Başka bir gün okulla birlikte tiyatroya gideceğiz. Valiliğin bir tiyatro salonu varmış altında. Çok ilginç bir şekilde işte bir giriyorum içeride bir restoran falan da var. İşte kreşi var bir tarafta. Bunu düşününce şöyle hissetmeye başlamıştım. Bu kamu binaları böyle her şeyi yutan ama göstermeyen, kimsenin bilmediği garip bir yapıları var. Biraz devlet sırrı. Evet. Çok değişik bir tipoloji oluşmuş. Tabii bu şey gibi böyle belki de işte bu 21. yüzyılın, 20. yüzyılın getirdiği bir şeydir bilmiyorum. Dünyada da böyledir belki. Kendi tespitim buydu. Terminaller de bunlardan birisi. Aslında birçok şey içinde barındırıyor. Ticari etkinlikler var. Orada yaşayan insanlar var. Otobüslerde çalışan. Kentle bir bağ var. Ki kriminal olma durumu burada. Kentle kurduğu bağın zayıf olmasıyla ilgili aslında. Bir de yani sürekli kullanılan bir bina. Yani tabii ki. Gece gündüz sürekli ama aktif olan, açık kalıcı, olan bir bina. Her gün kullanan kullanıcı dan daha çok gelip geçen oranın tam kullanıcısı olamayan bir profil var. Ve kentte de yakın bir ilişki kurmayınca bunun dışına çıkamıyor terminaller. Sürekli bütün bir bellek de biriktirmiyor orada. Ve sadece gelip giden insanlarla oluşuyor. Ve bu burasının kriminal, hani bu söylediğim tarafların da kriminal olmasına bir katkısı var mı diye düşündüğüm zaman aslında temel şeylerden birisi gün ışığıyla birlikte bir de böyle bir durumun olması. Yani bir gördüğünüz bir daha görmüyorsunuz falan. Hani görseniz bile işte çok kısa bir zaman dilimi için görüyorsunuz ve gidiyor sonra tekrar. Ve orada her türlü şeyi düşünebilirsiniz. Siz orada çalışan birisiyseniz mesela. Çünkü birçok kişi yaşamıştır. Sen de yaşadın, biz de yaşadık. Bayağı hikaye toplayabilirsin. Evet, bayağı var. Yani biraz insan orada kriminal olması ile ilgili tabii ki. Orada hikaye toplarsın. Ben mesela hayatımda ilk cinayete şahit olduğum yer Trabzon'da otobüs terminaliydi. Çok enteresan. Evet. Yani bu bir tabii bu da benim terminallerle ilgili bir algı oluşturuyor bende, bellek oluşturuyor. Ve insanlara bunu paylaşınca, o zamanki ekiple de bunu paylaşınca herkese aynı şeylerin olduğunu keşfettik. Haliyle iki nokta çıktı burada. Birincisi gün ışığıyla ilişkisi yapının. İkincisi de kentin gündelik yaşantısıyla ilişkisi. Yani sadece terminal olması durumu değil, terminalle birlikte kentin bir parçası olma durumu vardı. Tabii bu kendi başına bulduğumuz bir icat buluş değildi. Bunu getiren durumlar vardı. İdarenin seçtiği arazi, onun kente yakınlığı, imar planları, yaptıkları geleceğe yönelik fikirleri, şartnamede bahsedilen esnek olması, dönüşebilir olması durumu daha bunun içindeydi. Bunlarla birlikte düşününce evet yapının bir az önce bahsettiğim gibi yutan bir yapı olmak yerine böyle dışa doğru açılan neyse o olarak görünen bir yapı olmasını tercih ettik aslında. O yüzden böyle bir dile gittik. Çok büyük bir terminal de değil esasında değil mi? Evet, yani bayağı küçük. 1200 metrekare gibi toplam inşaat alanı öyle bir şeydi. Yani gördüğüm terminal örneklerinin en küçüğüydü aslında.
Ama bunun şöyle bir avantajı vardı bizim için, toy zamanlarımızdı mesleğin başında. Baş edebileceğimiz bir ölçekti aslında. Evet. Biz bununla birlikte aynı dönemde 3 yarışmada daha birinci olmuştuk. Hı-hı. Aynı dönemde. Diğerleri daha büyük ölçekli yapılardı. Ofiste kendi kendimize konuşurken işte bunlardan birisi uygulanacak olsa herhalde bunu tercih ederdik. Çünkü hem kontrol edebileceğimiz bir ölçek, ne yaptığımızı anlayabileceğimiz bir ölçek. Şans eseri de evet, bu uygulandı. Evet, şans eseri de bu uygulandı. Diğerleri uygulanmadı zaten. Peki o ışıkla falan ilgili, yani istersen biraz hı-hı, proje üzerinden de bize biraz yani zaten hani bu şeyleriz belki onları. Mesela şu fotoğrafta da sonuçta hı-hı, dış mekandan iç mekanda, iç mekandan dış mekana ışığın akışıyla ilgili. Zaten kendini hissettiren bir yapısı var. Bu ışığın geçirgenliğiyle ilgili. Esas iç mekan fotoğraflarında daha iyi. Mesela şu detay, benim en sevdiğim fotoğraftan birisidir bu. Binanın şey gibi, böyle röntgeni gibi bir yapısı var. Ve bu o geçirgenliği, o bahsettiğim şeffaflığı anlatan bir fotoğraf aslında bu. İşte şu kısımda yönetim bölümü var, bu kısımda işte bir pastane var, hı hı, işte burası terminal iç mekanı, bir düşey sirkülasyon elemanının görünmesi. Bilet satış noktaları. Bilet satış noktalarının görünmesi, onların bir kiosk olarak içeride bulunması. İşte havalandırma tesisatlarının açıkta olması, her şey aslında bir şey gibi. Artık mekan üretmeyen bir yapı. Yani orada ne oluyor diyeceğimiz hiçbir yeri yok yapının. Yani göremeyeceğimiz hiçbir noktası yok. Bu tabii bütün her şeyin şeffaf olmasını savunduğumuzdan değil. Öyle bir şeyden değil ama terminaller için özel bir şey bu. Hı hı. Şey gibi yani, biz burada bir fikir keşfettik de işte her tarafı saydam ve şeffaf bir yapı, her tarafı görülebilir bir yapı fikrini her yaptığımız mimar problemi uygulamadık tabii ki. Evet. Yani o buna özgü, yerel bir fikirdi. Bu hı-hı, proje özgü bir fikirdi. Bir de ölçeğiyle de ilgili bence. Yani. Tabii ki ölçeğiyle de ilgili. Ölçeğiyle de ilgili. Yapabileceğimiz bir ölçekti bu. Hı. Yani şey anlamında da, yani bu şeffaflığa izin veren bir ölçeği var. Yani şuradan tabii baktığımda ki, da yani bu katmanların bu kadar net görünür olabilmesi de esasında bu yapının biraz o kısmıyla da, yani o tarafıyla da ilgili gibi geliyor. Çünkü hacimler büyüdükçe, işte kullanıcı sayısı arttıkça bu yapıların şeyleri de artıyor. Teknik mekanları büyümeye başlıyor, evet, bu sefer. Bu sefer tesisat, borular, kanallar büyümeye başlıyor. Bunları saklamak zorunda hissediyorsunuz. Hı. Böyle bir ölçek olacak ki o kanalları saklamak zorunda kalmayacaksın gibi bir şey bu aslında. Ve mimarın kontrolünde olmayan bir şey bu sonuçta, büyüklük. Ama içinde bulunduğunuz, önünüze gelen problemdeki potansiyelleri keşfedip aslında o potansiyellere cevap üretiyorsunuz. Hı hı. Dediğin gibi belki büyük bir yapı olsaydı, büyük bir terminal olsaydı başka türlü düşünmek, evet, zorunda kalacaktık. Ya o ben o yani bu yapıda benim sevdiğim taraflardan biri de o, işte kamusal, yani o kamusallığı yaratırken, yani biraz önce hani konuştuğumuz o açıklığı yaratırken, hmm, o şeyde kalabilmiş olması, yani o ölçekte kalabilmiş olması. Yoksa daha büyük terminallerde insan için, ya yani bu havaalanları falan da için geçerli. Yani ne kadar açık olursa olsun. Evet. İşte biraz önce senin dediğin şeyle de çok ilişkili yani. Ya istersen orada cam yap, gene aynı hissi belki almak çok mümkün olmayacak. O şeffaflık ya da o katmanlaşma da belki çok, evet, mümkün çok haklısın olmayacak. Ama buna bir ters bir örnek vereyim bunu mesela. Bizim yapmadığımız bir yapı ama gitmişsindir mutlaka İzmir'de iç hatlar terminali yeni yapılan. Hı. Gördüğümü bilmiyorum. Yakup Azan tasarladı. Hı hı. Dış hatlar da onun projesi zaten. Mesela ben o terminali ilk gittiğim zaman gidenler de bilir. İçeri bir giriyorsunuz yolcu tarafından, giden yolcu tarafından ve uçağa kadar görebiliyorsunuz. Çok şaşırmıştım, hı hı, bunu. Hiçbir terminalde görmemiştim, Avrupa'daki terminaller dahil. Ve bayağı şaşkınlıkla karşıladım. Nasıl yapılabildi bu, ya da bu yapılabiliyorduysa niye yapılamıyordu diye. Daha sonra Yakup Hoca'yla kendi ofisinde bir konuşma sırasında sordum bunu tabii, hı hı, ki ona. Çünkü bu ilginç bir şey, mimarın yapabilecekleri ve yapamayacaklarıyla ilgili bir şey. Yani bunda bir mimarın parmağı var mı yok mu bilemiyorsunuz. Mimar bunu yapabilir mi gerçekten? Yapabiliyorsa müthiş bir şey aslında. Evet. Konuştuğum zaman Yakup Hoca şöyle bir kısa bir hikaye anlattı bana. Oğuz'un anlattı, ben çok kısa bahsedeceğim. Oradaki çekim bankolarının işleyişiyle ilgili, yani bayağı rasyonel programıyla ilgili ve işletmeyle ilgili bazı kararları esneterek ve bunu yönetime İkna ederek bunu ve uzun uğraşlar sonucu. Çok kolay bir şey değil. Evet, çok hiç çok zor bir şey. Hele ki yani havacılık sektöründe bir şeyleri revize etmek çok zor bir şey. Ve bunu ikna ettikten sonra ortaya böyle bir şey çıkarması aslında benim için
mimariye bakış olarak da bir aydınlanmaydı. Hmm. Yani sizin hiç mekan atmosferiyle ilgisi olmayan, mekanın geçirgenliğiyle ilgisi olmayan bir konu, check-in bankolarının çalışması işletme olarak. Bu konu üzerinden bir atmosfere geçiş ve bununla ilgili bir karar üretmesi, iki benzemez şeyin bir araya gelip bambaşka bir şey üretmesi gibi bir şey. Bu çok yaratıcıydı ve mimarın ne yapıp ne yapamayacağıyla ilgili bir tüyoydu aslında bana. Anladım. Mesela burada da programların yorumlanması şey gibi değil çünkü. Ya şeffaf bir mekan yapacağım dediğiniz an henüz mimariden bahsetmiyorsunuz aslında. Yani evet, mimarın içinde değilsiniz. Bunu çünkü herkes söyleyebilir. Yani şeffaf bir mekan yapacaksın. Mimar olmayan birisi de bu niyeti dile getirebilir, isteyebilir bunu. Ama tam olarak mimarlık disiplinin içerisinde bunu söylediğiniz an bir sorumluluğunuz var artık. Bunu nasıl yapacaksın? Sorumluluğu. Herhalde yaratıcı olduğun yerde tam orası zaten. Şeffaf mekanı hayal etmek çok da yaratıcı bir şey değil. Ya da bir terminalin kriminal bölge olduğunu... Sen de işte okulda ders veriyorsun. Tabii, çocuklarla da çok tabii tartıştığımız konulardan bunu çok, biri. Yani. Çok konuşuyorum onlara da. Yani bir fikir söylediği zaman şunu söylüyorum sadece çocuklara. Mesela bu söylediğini yapmak için insanların sana ihtiyacı var mı yok mu? Yani şeffaf bina yapmak için sana ihtiyaçları yoksa bir sorun yok. Onlar yapabilirler. Burada da öyle. Yani mimari bir fikir nasıl yaptığınız önemli burada. Nasıl bunu becerebildiğiniz önemli. Bu seçtiğin iki projede de aslında benzer şeyler konuşacağız. Bunu yaparken... Aslında bir makine gibi düşünüp bu makinenin parçalarını başka şekilde bir araya getirerek, yani mimar bir fikir ortaya koyarak bunu yapmaya çalıştık daha doğrusu. Geri dönüşlerini hala bekliyoruz aslında. Bir 10 yıl geçse de hala ne durumdalar? Evet, ben de şeyi merak ediyorum. Yani terminallerde çok o kaotik ortamı yaratan şeylerden biri de o iç mekanın organizasyonu esasında. Evet. İç mekanda da galiba Dicle mi çalıştı? Evet, Dicle Ökenek'le birlikte çalıştık. Dicle birlikte sonra çalıştık. Yani şey, o da önemli gibi geliyor. Çünkü esasında o da bir şeyi arttırıyor. Yani oranın kullanışlılığını, oranın yaşantı boyutunu inanılmaz arttıran, inanılmaz canlandıran bir şey. Hani onu tartış... O bir ayrı bir konu. Şundan dolayı, yani ben mesela kendi deneyimlerimde hep böyle inanılmaz böyle şekerci standları, işte şey standları, böyle hani onların o kaosu da onun içine eklendiğinde işte içeride garip bir koku, ondan sonra o böyle sinen bir garip bir koku vardır ya, böyle bazı insanların o çok da rahat olmayan, hani uyumaya çok elverişli olmayan yerlerde uyumaya çalışması falan filan. Gerçi bu çok küçük bir terminal, evet, bunun için benim bahsettiğim. Yani o kadar da hani büyük ölçekli bir şeyden uzun bahsetmiyorum. Uzun süreli kalışlar yok mesela. Evet, uzun süreli olacak. Kalışların çok olacağını zannetmiyorum. Hı-hı. Ama gene de tabii hani o böyle insan o terminal deyince öyle bir şeyin içerisinde de, yani bu o şeyin bahsettiği, Mark Hoca'nın da bahsettiği, hani olmayan yer dediği bu terminal, evet, fikri üzerinden. Esasen bana biraz o da önemli geliyor. Yani burada nasıl bir izleme... İç mekan fotoğrafları, evet, göstereyim. Yani çünkü o da çok önemli gibi geliyor bana. Yani o bunun bir parçası. Şöyle düşünüyoruz onu biz. Aslında bu düşünceye yeni yeni biraz tecrübe kazandıkça, hı-hı, ulaşıyor. Çünkü bir süre sonra insan soruyor kendine, ben ne yapıyorum? Hani neyle uğraşıyorum, hı-hı, ve benim az önce verdiğim örnekteki gibi gücüm ne? Ne yapabilirim? Nereye kadar müdahale edip neyi değiştirebilirim gibi düşünüyorsunuz. Ama bir terminal, mesela bu yapı için konuşuyor. Bir terminal programını yeniden icat etmiyoruz tabii ki. Tabii. Yani ve... Bir de belli şartlar var tabii, değil mi? Sizden beklenen şey. Tabii ki. Hem şartlar var hem de şöyle de yeniden icat etmiyoruz. Zaten çok mümkün bir şey gibi değil bu. Bir terminal programını yeniden icat etmek. Mevcut terminal alışkanlıkları üzerinden ve terminal yapısı üzerinden ve terminalin kendi içinde de bir bölgesiyle ilgili fikirler geliştirebiliyoruz. Geliştiriyoruz daha doğrusu. Yani o dediğin şuna benziyor biraz. İşte şu da olsun, bu da olsun gibi durumlar var ya. İşte, hı-hı, bu bir süre sonra artık mekan üreten, o az önce bahsettiğim yutan binalara dönmeye başlıyor bina bununla birlikte. Ve daha fresh, daha rahat bir yapı gibi düşünüp, hani evet bu koltuklar, banklar çok rahat görünmüyor atıyorum. Ama zaten burada da çok kalmıyorlar deyip gibi geçebildiğimiz bir konu bunlar. Çünkü buna girdiğimiz zaman dediğin gibi bu her şeyi yapmaya çalışıp da hiçbir şey yapamadığın noktaya gidiyor hiçbir süre sonra. Çünkü bazen öyle eleştiriler de almak mümkün. Yani tabii ki. Büyük ihtimalle hani her türlü yapıyla ilgili öyle eleştiri de almak çok mümkün. Ben tabii şeyi, o tekrar ışık meselesine gelirsek, hı, bu şimdi bu binanın tabii en önemli şeylerinden tekrar tasarımına, yani mimari, hı, tasarımına doğru biraz daha tekrar dönersek, bir daha da şurada tam da fotoğraflarda anlaşılacak. Üstteki sütüktürün
bir hikayesi. Hikayesi var galiba değil mi? Şimdi şöyle kısa bir şeyle başlayayım. Terminal programı bizim için ikinci denemeydi bu. Hı-hı. Bu bundan yaklaşık bir sene önce, bir buçuk sene önce başka bir terminal yarışmasında Uşak'ta yapılmıştı. Orada ikinci ödül kazanmıştık. Yine kolektif mimarlarla Hı-hı. birlikte. Biz bu plan tipini bir denemiştik zaten. Yani bununla ne yapılabileceğini, bu plan şeması, şu plandan göstereyim isterseniz. Plan tipi derken şöyle, sadece şundan bahsediyorum. Çünkü ana programı yolcu, evet. gişeler ve bu iletişim ve otobüs iletişimi olduğu için bu kurguyu, yaklaşabiliyor muyum daha fazla? Herhalde bu kadar. Fazla yaklaşamadık ama. Yani bu kurguyu daha önce bir başka bir projede denemiştik, test etmiştik. Buna yabancı değildik o kadar. Burada farklılaşarak kullandık ama bizim daha önce denediğimiz bir şeydi. Bu saçak ve bu tektoniği de bu şekilde olmasaydı başka bir projede bir test etmiştik biz tekrar. Aslında bizim için şöyleydi bu. Az önce bahsettiğim kişilere de böyle bakıp fikirlere de, mimari fikirlere de böyle bakmak. Bununla ne yapabilirim gibi bakmak ve bir araya getirmek bunları bir kolaj gibi. Burada öyle bir şey vardı. Bir niyet var. Az önce bahsettim ya, niyetimiz işte bir kamusal terminal binası olsun ama bu mimari bir şey değil. Bu bir niyet, sadece herkesin söyleyebileceği bir niyet. Ama bunu yaparken fikirlerin kolajı, fikirlerin bir araya gelişi, farklı bir şey söylemeye başlaması gibi bir durum. Mesela bu plan şemasında baktığınız zaman, mesela buradaki programların, ana programların ayrışmasını zaten çok net okuyabiliyorsunuz. Bunları bir arada tutan şeyin dolaşımın ta kendisi. Oldu. Bunu az sonra bakacağımız projede de aslında buna benzer bir şey okuyacağız. Çok yakın bir şey. Dediğim gibi ikisinin de temelindeki olan şey bu yapıların yutmayan yapılar olması. Yani merdivenin olduğu yer. Ve bunu çok iyi hissedebiliyorsunuz. Acaba buradan ne oluyor dediğiniz bir durum yok. Şurada bir yığılma vardı ve bunu da biz uygulamada bu şekilde getirerek onu da açtık. Evet. Burayı da parçalayıp artık iyice yani şu iki tarafın ilişkisini, evet. iki peron ilişkisini bu yarışmadaki evet bu yarışmadaki çizim, planlar ve buradaki ana fikir aynı. Sadece bilet gişelerinin konumlanması ve yorumlanması aradaki değil. Aradaki boşluğun ortaya çıkması. Tabii burada her şeyi mimarlar yapmıyor. Mesela bu süreç içerisinde de idareden gelen, hatta bazen yüklenici firma, müteahhit firma tarafından da gelen bazı fikirleri de alıp çok rahatlıkla entegre edebiliyorsunuz. Şey gibi değil bu böyle, kutsal bir proje var ve kutsal projenin üzerine çıkılmaz kesinlikle gibi bir yöntem yerine aynı şekilde bir fikir geldiği zaman bu fikirle ne yapabilirim, işime yarar mı diye bakıyorsunuz. Ve hakikaten mesela bu gişelerin ayrılma fikri yanlış hatırlamıyorsam belediye başkanının fikriydi. Yani umarım yanılmıyorum da öyle hatırlıyorum. Onun önerisiydi ve bize de çok doğru gelmişti hakikaten. Evet. Yani esasında cidden o sizin yapmaya çalıştığınız şeydi biraz daha güçlendirmiş tabii gibi ki. De geliyor tabii yani. Ki. O esneklik meselesi falan onları da daha açık bir hale getirmiş gibi duruyor. Tabii yarışmalar süresi itibariyle bu kadar çok şeyi yapabilmeniz zor o kısa süre içerisinde. Sadece belli noktalara odaklanıp oralar üzerine fikir geliştiriyorsunuz. Daha sonra proje gelişmeye devam ediyor. Hiç bitmiyor aslında. Yapıldıktan sonra da bitmiyor hiçbir zaman. Şu kirişler, şimdi fotoğrafı açınca konuşuyoruz. Şu kirişlerle ilgili de ilginç bir evet, o anımız var. Üstteki esasında evet, şey, sen Uşak'tan başladık. Ona soru oydu zaten. Evet. Şöyle, ben planı açınca tabii şey evet, oldu. Uşak'taki terminal bambaşka bir tipolojideydi, evet. tektonikteydi. Ama plan tipi olarak denemiştik gişelerin evet. ilişkisi, şey ilişkisi. Bu strüktür de tam değil ama proje düzeyinde, uygulama değil. Proje düzeyinde bir test etmiştik ne olabilir gibi. Bu yarışmada da bunu başka bir şekilde kullandık. O köşenin kaldırılması tamamen refleks olarak verilmişti. Evet, kentsel bir karardı. Hani o köşeyi biraz vurgulamak için yapılmış bir şeydi ama müthiş önemi olan bir fikir değildi aslında ilk koyduğumuz zaman. Hani binanın karakterini veren tek şey o değildi tabii ki. Ama bu işler hep böyledir. Bazen projeyi... Esasında ben de hep ona baktığımda, hep onu sorguluyorum bu binaya baktığımda. Yani böyle esasında yani şuradan baktığımda bile o kadar az algılanan bir hareket ki. Evet. Yani bir yandan da hani ya değdi mi bunu yapmanıza falan gibi bir şey, bir hissiyatı da var. Doğru bir soru, çünkü değdi mi sorusu şimdi az önce anlatacağım hikayede çok önemli. Çünkü bayağı zorlandık biz onu yaparken. Evet. Hatta bir süre şeye geldik. Vaz mı geçsek acaba biz bunu yapmaktan? Çünkü biz bunu ilk modellerken işte modelleme programlarında işte SketchUp'ta kaldırması çok kolaydı onu. Tutup çektik ve kaldırdık, bitti. O kadardı. Bu tabii şantiyede
yerine koymak o kadar kolay değil. Yapmak. Tahmin ediyorum. Bir sürü çift ellilik oluşuyor daha net burada. Anlaşılıyor tabii mu acaba diye bakıyorum ama şurada biraz daha şu eğimden belki. Hani. Çift ellilikleri bir araya getirmek çok zor bir işti aslında. Ama buradaki mesele işte mimarların aslında dedim ya tek başına yapmıyoruz her şeyi. Evet. Gerçekten yapmıyoruz. Bunu işin içine girdikçe, bina yaptıkça daha iyi görüyorsunuz. O süreç içerisinde sizi yolunuzdan saptıracak, yanlış yöne götürecek fikirler de dolaşıyor bir sürü. Ama bunlar arasında seçmeniz gereken gerçekten sizi bir adım ileri atacak fikirler de oluşuyor. Onları doğru sezmek lazım aslında ilerlemek için. Burada da iyi bir mühendisle çalıştık aslında. Onun da bir katkısı var bu konuda. Şöyle, bizimle birlikte bunu yapmak isteyen bir mühendisle çalıştık. Çok güzel. Çünkü öbür türlü şunlarla çok karşılaşıyoruz. Bu olmaz deyip, yani bu, ya bunu yapmak yapamayız deyip çekilmeye çalışan mühendislerde. Biz, ya da seni aşağı çekmeye tabii yani bir baksaydın diyoruz hani bir baksaydın belki yapabilirdik yani bir şekilde yapabilirdik. Hakikaten burada bir şekilde yaptık. Çünkü bunların bu kadar kalın olması, mesela bir metre olması normalde statik olarak daha ince 60 santim yetiyordu bunlar için ama mimari bir kaygımız vardı bizim onunla ilgili. Bunun 60 santim olması ile 1 metre olması arasında. Kiriş meselesini diğer tarafta da tekrar döneceğiz. Tabii orada bir daha döneceğiz. Çünkü bu zorlamalar diğer projede de var aslında. Ama bunun ya biz bunu 60 değil 1 metre yapmak istiyoruz dediğimiz zaman mühendis de bunu yapmak için çünkü sonuçta kamu binası ve bazen de çok gereksiz harcama yapmaktan imtina ediyorsunuz. Evet, hani ya şimdi tamamen 1 metre olsun dediğiniz zaman bir anda oradaki strüktür maliyetini iki katına çıkarıyorsanız orada bir duruyorsunuz hani ya doğru mu yapıyoruz acaba diye. Ama iyi bir mühendis de bunların hepsinin bir yöntemi ve yolunu keşfedebiliyorsunuz ve o keşfettiğiniz şeyler bu projenin bir şeyi o oluyor aslında. Ne yaptın dediğiniz zaman onlardan bahsedebiliyoruz. Evet. Şeyde. Bu şuydu aslında mesele. Evet. Yani bu boşluktu. İlk renderlarda da sanki. Evet. Burada var herhalde. Bu uygulanmış fotoğrafı. Evet, render var mı acaba? Maketi var ama. Yok. Maket var. Çok önemli değil ama aynısı hemen hemen. Öyle bir histen çıkıyor. Evet. Amacı buydu zaten. O bahsettiğim kentle bir araya gelmesi şuydu. Aynı konuya geliyorum ama bu ara geçen de Jüri'de de konuştuk bunları seninle. İnsanlar bir araya gelen bir terminal binası yapıyorum niyetiyle çıkıp da dedin ki bunu nasıl yaptığın noktasında mimarsın. Evet. İşte bununla bir boşlukla bunların ikisini bir araya getirmek. Yani şu boşluk böyle bir boşluk yorumu ne bir terminal tipolojisinde, yani terminal kitaplarında okuyabileceğiniz bir boşluk ne de bir kentsel yaşantıyla içerisinde. Bu niyetin bu niyeti yapabilmenin yolu buydu aslında. Yani bulduğumuz şey buydu, boşluktu yani aslında. Yani esasında şu kopardığınız şey bile, yani şuraya şunu koparmak bile esasında o senin dediğin daha da okunur hale, onu daha da görünür hale getirmek, onu daha da böyle planda da yani şöyle hani buradaki yani yapıları düşündüğümde hani o dükkanlar, şeyler hani açıkçası hani burada o klasik şeyi görmüyoruz tabii. Yani klasik terminal havasını görmüyoruz. Yani hani böyle balkonlu bir alan var, burada bir iç mekan var. Hani sanki daha böyle başka bir yapıdan bahsediyor. Yani hafif kültür merkezini andıran gene bir şeyi de var. Yani başka yani kültür merkezi demeyeyim ama böyle daha hani, aslında bir sosyal merkez daha gibi. Daha sosyal merkez gibi yani kentteki bir sosyal merkez gibi sanki çalışan i̇şte bir bu şeydi. Bu yorumu sosyal merkez gibi mesela bir terminal dediğin gibi terminal programında tek başına onu da göremeyeceğim bir şey bu. Hani ona bakıp anlayamayacağım bir şey. Şey gibi bu yani bir suya, H2O'ya baktığın zaman böyle 100 derecede kaynayacağını göremezsin onda hiçbir zaman. Ama ateşe birleşince kaynıyor falan. Ama kendi fiziksel özelliklerinde yok öyle bir şey. Anlayamazsın yani. Bu da öyle bir şey. Yani bu bağlamda, bu yerde bu konuyla birlikte ortaya çıkan bir fikirdi. Ve dediğin gibi şey de değil bu. Ya terminal yapmakla ilgili çok iyi bir fikir bulduk. Bu boşluk süper. Bundan sonra bunu yapalım noktasına taşınmıyor. O kadar yerel. Yani buraya özgü ve burayla ilgili bir şey aslında bu. Peki kullandıktan sonra şimdi bunlar tabii hep böyle biz mimarlar daha kullanılmadan çektiğimiz fotoğraflar. Yani bir yandan böyle bir şıklığı var binanın ama hani bugünkü fotoğraflarına baktığımızda keşke koysaydık. Yani belki internetten bulabiliriz esasında ama bu kadar rafine değil tabii şu an. Değil değil mi? Yazılar işte burayı işleten kişinin işte buranın etrafını kapatma çabası, camla, işte tabelalar, yazılar, her şey o kadar karmaşık ki. Evet. Ama çok yakın zamanda o Le Bourgeois'a gittim, bir iki ay önce falan.
His aynen durduğu için bir problem yok bence. Aynen. Yani mekan ve insanların burayı kabullenmesi, kullanması, şu geçişi, yani şu kentin bu tarafından, şöyle göstereyim, bu yolun bu tarafından, bu tarafa doğru gelen insanlar, şu kenardan evet. geçmek yerine bu ortadan geçmeyi tercih ediyorlarsa, o biraz şey, yani orayı neye boyarsanız boyayın artık, evet. çok da önemli değil yani. Evet, yani mekanın evet. yaşaması ve özü biraz orada saklı aslında. Şey gibi bu, hep bu örneği veriyorum aslında. Bu Heidegger'in bir metni var testiyle ilgili, yani ne işe yarar diye bakıyorum ve içindeki boşluğu keşfediyorum ve odur onun özü o zaman. Hı-hı. Hani şey varsa odur. Kesin nedir dersen boşluktur. Burada da aslında bu bina nedir dersen bunu tek başına anlatmak çok güç. Yani şu bina şudur budur gibi. Nasıl oluştu diye sorduğun zaman bunu anlatmak kolay oluyor tabii. Yani bir boşluğu açtık demek. Çünkü tek başına nedir dersen çok zor anlatabilirim. Ama evet, biz... Bir de çok kat edilebilir duruyor cidden. Yani o da enteresan. Yani belki cidden gene ölçeğiyle ilgili Hı-hı. olarak. Hani böyle arasından yürüyüp geçebileceğin hafif böyle hani eski çarşılarda falan da gördüğümüz o şeyi anımsatıyor cidden. Yani cidden şu yoldan yürümek Hı-hı. yerine şuradan şu kaldırma aradan geçip böyle gitmek. Evet, yani bunu gördük gibi. Yani orada insanların kullanışını ve bu bir mutlu etti yani. Ha, demek düşündüğümüz gibi olabiliyormuş. Şimdi şuradan baktığımda tekrar hani burada o çatıdaki değişiklik de daha net gözüküyor değil mi? Yani buradaki camlar ve hani şeyler. Zaten şurada şöyle bir şey var. İyi sordun, söylemek istiyordum aslında bunu. Şuna aslında şu kısımda şeyi evet. çok tartıştık. O boşluğa yağmur düşsün mü düşmesin mi? Orayı yağmurdan koruyalım mı korumayalım mı konusunu çok tartıştık. Pardon. Şu insan gözünden bir fotoğrafa geleceğim. Evet. Şu fotoğraf. Bu tartışma yani buradan buraya yağmur düşsün mü düşmesin mi konusu. Şu gişeler peronların ön taraflarında. Pardon, ben bu fotoğrafları bugün biraz şey yapmışız. Ben şöyle biraz büyüttükten sonra tamam. sana bakacağım. Tamam. Tamam şimdi. Şöyle göstereyim evet. daha iyi. Peronların ön tarafında insanlar bekledikleri için oraların üzerine camla kapattık. Evet. Konfor Hı-hı. açısından. Şu kısmı bizim düşüncemizde hep şeydi burası. Orada beklenen bir yer değil. Kentin bir parçası, bir akışın olduğu yer gibi düşündüğümüz için ısrarcıydık oraya yağmur düşmesi konusunda. Yani eğer bu yolun bu tarafına düşüyorsa buraya düşmesinde bir problem yok yağmurun gibi. Tabii bu fikirler böyle çok basit fikirler aslında. Ama bunları yerel yönetimlere alışkanlıkları üzerine söylediğiniz zaman çok garip karşılıyorlar. Yani yeni bir terminal binası yapıyoruz ve böyle bir mekan yapıyorsak niye yağmur düşsün ki oraya gibi. Hani bir açıklaması var mı? Şey gibi böyle bilmem düşsün gibi kalıyor yani. Romantik. Düşsün, evet düşsün yani. İmar evet, romantizmi. Yani, bilmiyorum düşsün oraya yağmur diye. Ama bunu çalıştığınız tabii idareyle çok ilgili bu işler. Hep diyorum tek başına mimarın yapabileceği bir şey değil bunlar. Size iş veren yönetimin de buna güvenmesi ve inanması gerekiyor. Her zaman inanması gerekiyor. Çünkü biz binanın birçok noktasında kolonların brüt olması, zeminlerin beton olması konusunda da bunlarla ilgili çok mücadele ettik. Ya gerçekten olmalı mı? Hatta az önce size anlattığım şeyi anlatayım. İlk açıldığı zaman Facebook'ta paylaştılar projeyi belediye. Ve bir sürü yorum aldı oradaki yaşayan insanlardan. Ve en ilginci şuydu. Ne aceleniz vardı, niye bitmeden açtınız bu binayı? Bir saatide mi boyayamadınız gibi. Neydi bu acele falan gibi bir yorumlar aldık da bir şeydi. Halen daha öyle şeyler oluyor aslında. Ama genel olarak belediyeden geri dönüş çok yakın zamanda aldığım için söylüyorum. Çok seviyorlar yapının içinde bulunmayı, yapıyı Hı-hı. kullanmayı. İyi hissediyor insanlar demek ki. Yoksa kullanmazlar diye düşünüyorum. Mutlu gibi görünüyor herkes şimdilik en azından. Lebugaz bu konuda zaten bir sürü iyi yapı edindi son zamanlarda. Ve bu kültür de gelişti. Evet. Yani yarışmayla yaptırması ayrı bir taraf. Bir de bu yapıları inşa etmesi de çünkü esas iş o zaman başlıyor gibi evet. biraz. Yani önemli bir belediyecilik çok şeyi var, hamlelerisi var orada bence. Yani mimari anlamda çok destek, beraber çalışmaya çok meyilli bir evet. şey var. Konu açılınca bunu da söylemeden geçmeyeyim. Herde söylüyorum. Lüleburgaz Belediyesi'nin de şöyle bir yani yarışma açması, yarışmayla iş vermesi tamam, pozitif bir durum. Ama yarışmaya çıktığı konular da çok önemli aslında. Yani bir belediye binası yapmak, bir kültür merkezi ismi altında yapmak bir tarafa. Hatta birçok yarışma Türkiye'de maalesef şu noktaya geldi. Bir belediye binası yarışması olarak açılıyorlar. Evet. Ama içerisinde her şey var. Az önce bahsettiğim Hı-hı. yutan eleman yutan. Gibi. Kültür merkezi de var, düğün salonu da var, restoran da istiyorlar. Her şey istiyorlar içerisinde. Ve böyle bir şey oluştu. Belediye binası tipolojisi oluştu Türkiye'de. Yarışmalar hep ortak şartnameden türetildiği için
Ama mesela Lüleburgaz'da fark şu, işte yaptığı konular işte ilk terminalle başladı yarışmaya ama bundan önce de başlamıştı. Bir futbol akademisi isminde bir yapı yapmak mesela. Bir lezzet akademisi isminde bir yapı yapmak. Sanat akademisi, kadın akademisi. Yüzme akademisi. Evet, yüzme akademisi. Yarışmayla yapmadığı işler de var. Motor sporları akademisi. Ve ilginç, dediğin gibi seçtiği konular tam bir sosyal belediyecilik örneği sergiliyor aslında. Bu anlamda da çok önemli. Şeydi, değil mi? Bu açının projesi hatta Ahand'ın. Evet evet, futbol akademisi. Yani Lüleburgaz Belediyesi sadece yarışmayla değil, mimarlıkla tanışık ve bunu sürdüren bir belediye. O yüzden önemli bir fırsat aslında. Evet. Yani o büyük bir şans tabii. Evet, yani. Çok büyük bir şans o belediyeye denk gelmemiz bizim. Evet. Şimdi tabii buradan şurada da esasında yani bina esası tasarlandığı gibi de biraz yapılmış gibi de bir his. Ha, o da güzel bir his. Bir şey yani söyleyeyim. Evet. Yani. Hani yani genelde mimarlar hep şeyden şikayet eder ya. Yani imalatının da yani hani iyi yapılmış gibi gözüküyor. Yani ben kendim bulunmadım. Onun için çok net bir şey söylüyorum ama hep baktığımda böyle hani hani bu mimarların hani en azından o süreçte böyle ya işte evet biz yapıyı verdik, tasarladık, çizdik, yaptık ama tam istediğimiz gibi yapmadılar. Ama bu biraz sıkıcı olmaya başlamadı mı? Ya yani, evet buna evet bu çok konuşulan bütün, bir şey yani. Evet, evet. Burada şimdi neredeyse bu herhalde yarışmadaki maket değil evet, mi? Evet yarışmadaki maket. Neredeyse bu işte bir şekilde yapılmış evet. gibi duruyor yani hani bu da çok güzel bir duygu olsa gerek. O diğer söylediğin dediğin gibi daha geçen konuşmuştuk çok sıkıcı bir şey hale büründü. Ya çünkü biz de onu çok yaptık. Ya biz çizdik klişe ama şey biz çizdik yani. Ama işte yapamadılar olmadı falan gibi bir şey. Tabii ki böyle bir şey var ama buna sığınmak da çok şey geliyor artık bir yerden sonra. Şunu bir kere keşfetmek lazım. Bunlar kamu yapıları. Evet bir o. İkincisi de gerçekten yapılabilecek, yapılması istediğin şekilde detay üretmek gerekiyor projene. Evet. Çünkü şunu hissettik, detay ürettiğin zaman bir şekilde eğer ekstra bir kötü niyet yoksa içerisinde işte yüklenicinin falan bunu yapmak için çabalıyorlar tabii ki. Ama biz mesela bu kadar küçük 1500 metrekare toplamda böyle bir yapı için belki de 40 tane falan pafta üretmiştik her bir detayını çizmek için. Ama yine de detaylarına inince tam istediğimiz gibi olmayan yerler var. Fakat bunun öyle görünmesinin sebebi şu, biz buraya getirmedim, getirseydim onu da. Bir fotoğraf paylaşmıştık yapı açılınca, şu fotoğrafı. Bunun aynı açısından bir render'ımız vardı bizim. Birebir aynısı. Hatta biri şey yazmıştı, Deniz'de herhalde. Saat bir tek farklı saat vardı. Birebir aynısı. Hı hı. Bu şey gibi birkaç yerde söylemek zorunda kaldık bunu. Bu motivasyonla yapmadık. Yani render'ın aynısı olsun. Çünkü o render'ı yaparken müthiş yaptık projeyi ve artık hiç değişemez gibi yapmadık aslında. O dramatik etkiyi yaratmakla tabii, tabii. ilgili bir derdi. Öyle bir şey değildi bu. Çünkü o da çok yanıltıcı bir çaba olurdu. Hı. Yani o anda çünkü doğru yapmamış da olabiliriz falan. Bunu sorgulayabiliyor olmak lazım. Yarışmalarda öyle bir şey var tabii. Yani. Tabii yani olduğu gibi yapılması sanki tek amaçmış gibi görünüyor. Aslında öyle bir şey yok. Yani olduğu gibi yapılması fikirleriniz de değişebilir. Yeni bir fikri sokabilirsiniz onun içerisine. Yeni bir şey keşfetmişsinizdir, görmüşsünüzdür, entegre edebilirsiniz. Değişebilir bir şey. Ama buradaki şeyin bence... Esasında onu belki ben sen konuşurken onu bulabilirim. Yapıldığı belki. Gibi yani projedeki gibi yapılmasının sebebi aslında biraz seçilen yapım dili, tektonik, strüktürle ilgili bir şey. Evet. Onu sanki şurada... Çünkü o saçak o kadar egemen ki aslında düşünürsen altına ne doldursan doldur hep aynı görünecekti yani. Şu fotoğraf işte benim biraz önce Evet evet bu yarışmadaki fotoğraf. Yani yarışmada böyle bir zaten böyle bir render'ı olan nerede, bir yerden bahsediyor. Neredeyse yani hani neredeyse, şu merdivenler falan saçak evet, duruşu kırık. Yan yana koyarsak becerebilirsem cidden neredeyse birbirine çok benzeyen şu mıydı? Evet şunu şöyle getireyim. Ama işte bu motivasyon bu değildi aslında. Evet, yani anladım. Aynısını yapalım gibi bir şey değildi. Ve dediğim gibi aynısı gibi çıkmasının sebebi seçilen strüktür yapım dili, tektonikle ilgili. Evet yani şurada neredeyse birbirinin tabii. devamı gibi hissediliyor cidden. Bir de tabii şey bunu kodlayan şeyin mekansal olması, atmosferle ilgisi olması. Yani evet. o tabii ki şeyi yatsımıyorum, malzemenin buna katkısını yatsımıyorum. Ama aynısı gibi olmayabilirdi de demek istiyorum. Evet. Çok önemli bir şey değil yani. Evet, çok önemli değil esasında. Yani gerçi bu da çok yani
belki de o terminal etkisini de ben işte biraz önce konuştuğum şeyle, yani bugünkü kullanımını açıkçası çok merak ediyorum. Yani keşke öyle bir fotoğrafımız da olsa ben şu keşke an, internette vardır belki ama yani ben çok şey yapamadım yani iyi fotoğraflar bulamadım, onun için buraya koymadım ama. Şöyle kullanım olarak bizim düşündüğümüz dışında bir ya yani bir şeyle karşılaşmadık aslında. Şöyle hem iyi olarak söylüyorum bunu hem kötü olarak söylüyorum. Çünkü bazen yaptığınız binanın sizin bile hayal etmediğiniz bir formata gelmesini arzulayabilirsiniz. Yani gidip aa ben hiç böyle bir kullanım düşünmemiştim ve bu ilginç olmuş demek de binanın yaşadığını gösteren bir şey. Evet. Ama genel olarak yapının işleyişi hoşuma gitti yani orada. Düşündüklerimizden çok uzak değildi yani. Şimdi tabii buradan hemen bir başka bir yarışma projesi. Bunu da Cihanlar'la yaptın evet, sanırım. Evet. 2016 yılında sonuçlandı bir yarışmada. Ve yani bu projede esasında bir kültür merkezi projesi. Evet. Daha şurada başka bir render vardı sanki şöyle. Yani bir yarışma projesi esasında. Evet. Sen biraz bunu da şöyle anlatayım, sürecinden bahsedeyim çünkü önce. Çünkü benzer bir şeyi var. Evet, mekansal bir kodlaması yani var aslında. Ekip biraz değişiyor ama esasında başka bir, yani kentin başka bir yerinde, hatta biraz yapı, ya konut yoğunluğunun olduğu bir yerde galiba değil mi? Yani, evet, bir mahalle içerisinde yapı. İki aşamalı bir yarışma. Türkiye'de çok açılan bir yarışma türü değil, iki aşamalı yarışma. Bu bir Lüleburgaz açılmıştı, bir de bu yarışma açılmıştı aynı dönemde. Tabii ilk dönemde bence iyi bir format iki aşamalı yarışma. Çünkü ilk dönemde ilk aşamasında daha az şey istiyorsunuz ve daha az yorucu oluyor. Herkes çok rahatlıkla katılabiliyor yarışmaya. Sonra oradaki fikirlerinize göre işte ikinci aşamaya davet ediliyorsunuz. Biraz da detaylandırmanız isteniyor. Bu yarışma da şimdi kültür merkezi olması bir kere çok güzel bir konu. Herkesin yapmak isteyeceği bir konu. Şimdi okulda da öğrenciler öyle ya, sürekli bir sergi salonu, bir atölye, bir konferans salonu deme merakları var. Bir boş, ya burayı ne yapacaksın diye sorunca sergi salonu yapacağım. Sergi salonu. Ya da işte konferans salonu yapacağım demesi. Böyle bir jenerik bir programın önüne gelmesi iş olarak keyifli bir iş mimar olarak. Çünkü bir kere kesiti çok havalı böyle bir yapının kestiğini çizmek. Yani şu öğrenciliğimden beri muhtemelen birçoğu söyledir. En sevdiğim şey bu salon kesitleri. Yani şu neredeyse mimari bir fetiş olduğunu tabii ki düşünüyorum. Ya bunu üretir. Yani geçen çünkü sofitası, arka sahnesi falan filan. Bunu istiyor insan böyle bir konuyu. Tabii burada da bu ekiple de az önce anlattığım şey burada da vardı. İşte ekipteki her bir kişinin kendine özgü potansiyelleri var çok ilginç bir şekilde. Ve bu herkes birbirine, çünkü tecrübeli bir ekip bu da. Terminali yaptığımız zamandan bunun arasında bir 4-5 sene var. Hepimiz biraz daha tecrübeliyiz aslında birçok konuda. Ama o amatörlüğü çok da kaybetmemiş bir tecrübeli ekiple karşı karşıyaydık burada da. Böyle çok heyecanlı, enerji çok yüksek insanlarla çalıştık yani mimari olarak. Yani bu kesti yapma sevdası, hani bunu yap şeyi Cihan ilginç var, geldi. Devam vardı, Zeynep vardı bir de. 4 kişilik yine. Şimdi burada şöyle bir şeyden bahsedeyim ben. Şimdi mahalle arasında olmasından bahsettim az önce. Evet. Şu aslında işin, şu diyagram serisi işin biraz özeti gibi bir şey var burada. Yani bu genel yapı hacminin koyduğum şey. Çünkü ilk karar şuydu bizim burada. Bir tarafa çekilen yine aynı şeye dayanıyor. Yutan bir yapı olmaması. Ve ona yaklaşan kişinin yaklaştığı açıyla oraya özgü bir ilişki kurması gibi bir şeydi. Yani tek bir imgenin altında toplanmış bir sürü kalabalığın aksine o kalabalığın alana yayılıp her yaklaşımın kendine özgü bir şey yaratması, mekan yaratmasıydı. O yüzden bunun karşılığında bir yatay, hem ölçek olarak, çünkü insanlar yürüyorlar bu kaldırımlardan ve önünde park var, kullanılan bir park var. İnsanlar bunun çeperinde, yakınında bulunuyorlar yapının. Yakında bulunuyorlarsa ölçek önemli bir durumdu, ezmeyecek şekilde olması. Ve evet, yatay ve alanı kaplayan bir yapı yapalım. Ve bunun sebebi sadece tek başına yatay bir yapımdan ziyade etrafına da temas edebilen bir yapı olmasıydı. Böyle bir karar verdik. Az önce anlattığım şeydeki gibi henüz mimari alanında değiliz ama hala. Yani nasıl yapacağımız çünkü onu mimari alanına çekecek fikir olarak. Şimdi şöyle bir diyagram hazırlamıştık. Bu diyagramda bu yeşil renkler şuydu. Binanın etkileşim yüzeyleri, nerelerden yaklaşabiliyor insanlar bu yapıya. Ve sonra bu etkileşim yüzeylerinin potansiyelini düşünüp çoğaltma. Evet, binayı parçalayan bir hale getirmesi bunların bu halde. Daha sonra programatik ayrışma dediğimiz işte salon, atölyeler, kafeterya, yönetim gibi bir durum. Burada biraz duralım.
Burada ilginç bir nokta var çünkü. Az önce havaalanı ile ilgili anlattığım hikayeyi hatırlarsan, Yakup Azan'ın orada yarattığı atmosferin altında yatan şeyin aslında bir programatik bir karar olması, onun sonucu olarak böyle bir atmosfer yaratabilmiş olması. Burada ona benzer bir hikaye var aslında. Şöyle, bu yapının ihtiyaç programında bir salon vardı büyük. 500 kişilikti. Bir yönetim vardı, atölyeler vardı ve kafeterya vardı. Gerçi şimdi böyle sanıyorum tam öğrencilerin yapmak isteyeceği bir program var burada. Atölyeler, işte salon evet. Var, kafeterya var falan. Gayet cazip. Herkesin yapmak isteyeceği, her herkes ister böyle bir şey kere yapmak isteyeceği. Herkese bir parkın kenarında evet, falan. Evet, yani bayağı o anlamda hoş bir projeden. İhtiyaç programında çünkü elimizde bir ihtiyaç programı veriyorlar ve elimizde tek metin o. Ve bunun metin olması çok keyifli aslında çünkü yorumlanabilir bir şey olmaya başlıyor bu sefer. Yani bir dille aktarılmayan bir şey ve metin yorumlayabilirsiniz. Ve çok zengin bir şey aslında. Yarışmaları biraz da sanatsal yapan şey bu aslında diğer işlerden. Şimdi burada verilen ihtiyaç programında salon bir ana programdı. Atölyeler bir ana programdı. Kafeterya bir ana programdı. Bir de yönetim bölümü vardı aslında. Şimdi bunun içerisinde salonun kendi alt programları vardı aslında. İşte sahne arkası, arka sahne, yan sahneler, prova salonları, işte makyaj odaları, soyunma odaları gibi bir şeyler vardı, kulisler vardı. Şimdi biz diyagramın şu aşamasına dönersek, şimdi böyle bir şey yapmak istiyoruz. Niyetimiz bu. Burada bile hala mimaride tam değiliz aslında. Buradan buraya geçiş noktasında bunu nasıl yapabiliriz ki? Binanın ihtiyaç programı ve programlar bize bu zenginliği yaratacak sayıda değil. Yani böyle bir şey yok, program adedi yok ve biz bunu nasıl yapabiliriz ki düşünürken? Boşluklu bir... Tabii ki nasıl olabilir bu? Çünkü hep diyorum, öğrencime de hep anlattığım şey bu. Yani bir şey niyet ediyorsunuz ama hani bunun olabilmesini sağlamanız lazım herhalde. Ve orada tam olarak yaratıcı olacaksınız. Evet. Bizim bunu yaparkenki durumumuz şuydu. Konferans salonunun, tiyatro salonunun sahne arkasında programda verilen iki adet prova salonu vardı. Hatta tek bir adetti, metrekaresi 200-300 metrekare olan. İşte esnek olabilsin, bölünebilsin istiyorlardı. Ve bunu ihtiyaç programında, konferans salonunun, tiyatro salonunun sahne arkası programında vermişlerdi. Biz bir şekilde, benim aslında arkadaşım tiyatrocu, çok samimi bir arkadaşım, devlet tiyatrosu oyuncusu. Onun da vasıtasıyla biraz kulislere girmiş çıkmışlığım da vardı. Hani o şeyleri tecrübe etmişliğim de vardı, sahne arkası nasıl falan gibi. Ve çok prova izledim. Mesela oyun dışında provalarını izledim. Ve prova salonlarının bir şekilde oradan sökülebileceğini düşündüm. Ve prova salonu oradan sökersek biz bu binaya yeni bir boyut katabileceğimizi hissettik aslında. O istediğiniz boşluklu kuyu, daha etkileşimli. Hem niyetimizi yapabilecektik hem de bizim o prova salonları dediğimiz salonlar sadece oyun olur dönemlerde ve senede işte atıyorum 5 kere mi 10 kere kullanılacak bir şeyken bir anda onu ortaya yüzeye çıkardığınız anda sergi salonu olarak, çok amaçlı salonu olarak birçok programa ev sahipliği yapabiliyordu aslında. Ve şu andaki kullanımda da gerçekten en aktif kullanılan yer burası. Bunu böyle olması da yanılmadığımızı gösteriyor biraz aslında. Yani çünkü o esasında yapının sürdürülebilirliğiyle için de çok anlamlı. Yani ekonomik anlamda da çok önemli bir şey esasında. Yani o sahne sürekli kullanılmıyor ama bir şekilde prova salonu kullanılıyor. Evet. Ve burası düşünün ki mahalle arasında ve insanlar yürürken denk geldikleri bir yapı bu. Evet. Şey gibi bir şey değil yani şehir dışında ve hadi şu gün biletimizi aldık hadi gidelim ve bugün bir oyun var seyredelim gibi bir şey değil. Bu bayağı yürürken karşılaştığınız bir şey. Rastlaştığınız bir şey. Yani bana o anlamda çok böyle hani çok Avrupa'da falan çok örneğini gördüğümüz o çok yani bir yandan cidden bu projeyi de bayağı şanslı olduğunuzu düşünüyorum. Çünkü gene kesinlikle. Ve şey şimdi o bahsettiğim prova salonu ayırmak ne yarattı onu göstermek istiyorum. İşte prova salonlardan birisi bu. Bu da arasındaki boşluk ve diğeri. Böyle bir şey yarattı bize aslında. Ve bu şu kaldırımda yürüyen insan için şu cephelerin... Belki şu bir planım daha plandan bir şey vardı. Sen ona mı bakıyorsun? Acaba öyle bir şey şurada mıydı acaba? Yani bu şu boşlukları, çok evet, şu mekanları yaptı, üretmesi, oluşturmasıydı amacımız aslında. Yani şu geriye çekilmelerle birlikte. Şu özellikle evet.
Yani şu bir prova sonu, bu ikinci prova sonu ve aradaki boşluk. Şu cephelerin açılır kapanır olabilmesi. Esasın burası da yolun kenarı bir yandan. Tabii kaldırma, evet, insan, evet, evlerine yani yürüyorlar. Şöyle şurada esasın, daha şurada bir yerde daha net, şurada daha net gözüküyor esasında. Evet, tüm binalar, evet, yapılar böyle esasında bayağı yakınlar yani. Yani insanlar yüzeyleri yalayarak geçiyorlar neredeyse. Evet. O kadar yakın temas ediyorlar yüzeylere. Şimdi böyle olunca tabii ki bunun altındaki fikir... binanın fikrini oluşturan, ya bunu yapmak istiyoruz niyetini ortaya çıkaran şey burada keşfettiğimiz aslında. O prova sonundan oradan sökülüp yüzeye çıkarılıp bambaşka amaçlar için. Mesela bir provanın seyredilmesini isteyen yönetmenler olabiliyor mesela. Bir reji o provanın seyredilmesini istiyor. Mesela burada yapacağı bir provanın bir mekanik önlemlerle ister serilebilir, ister kapanabilir hale gelmesi ve prova olmadığı saatlerde birçok programla birlikte kullanılabilmesi ve şu boşlukla da sokakla da diyalog kurabilmesi bizim için aslında en önemli şeydi bu yapıda. Şimdi burada da terminalle ilgili mesela bunda şu an kullanılıyor yapı ve çok aktif kullanılıyor. Evet. Yani belediye, Muratpaşa Belediyesi yapıyı bir seçim yatırımı gibi düşünmek yerine gerçekten her haftası ve her gün dolu konserlerle, sergilerle ve çok sürekli şey. Aktifler. Ve en son aldığımız geri dönüşlerde bir ay önce Turgut Çansever özel ödüllerinden birisini kazandı yapı. Hı hı. Oraya gittik, Antalya'da oralarda yaşayan insanlarla konuşunca çok sevdiklerini söylediler insanların binayı. Hı. Oraya gitmeyi çok seviyorlar. Program olmasa bile orada kafeteryada oturmayı çok seviyorlar. Etrafında bulunmayı çok seviyorlar. Ve bunun bir sürü sebebi var. Ölçek bir sebebi belki. Evet. Belki kaplama yapmamak hani ilginç bir karardı. Hiçbir kaplama yapmamak bu yapıda evet. da. Hiçbir kaplama yok bu yapıda. Islak hacimler hariç. Gerçekten ne cephelerde var ne iç mekanlarda var. Bu da bir fetiş gibi. Hani mimarlar sever bundan daha fazlası bu karar aslında. Yani kaplama yapmama kararı. Şu biraz iç mekanlardan. Evet. İç mekanlarda öyle. Mesela bunlara ikna etmek çok zor insanları. Evet. Yani bunun böyle şöyle bırakmaya ikna etmek çok zor insanları gerçekten. Biz bunu yaşadık yani boyasak mı, boyamasak mı, sıvasak mı, sıvamasak mı. Ama bir şekilde ya böyle kalsın, böyle kalsın dedikçe insanları da buna inandırdıkça mesela bu prova salonlarından birisinin içerisi. Evet. Ya prova salonlarının esasında böyle olması çok anlamlı. Çünkü bir yandan da esasında bu da diğeri mi? Evet, bu da diğeri. Hı-hı. Yani prova salonları esasında ben de biraz... hani bu evet, tanışık olduğum bir tanışık olduğum bir alan ve onun için esasında tam da o rahatlık, o esnek mekan düşüncesi yani hani biraz önce terminalde de bahsetmiştik ama buralarda da çok anlamlı bir şey o tabii yapı için yani hani böyle bir yapı için bunun çalışılabilir olması için denemeye değer de en azından. Evet evet yani bence o anlamda çok iyi bir şey yakalanmış gibi gözüküyor en azından. Tabii bunların hepsinde de yine o en başta konuştuğumuz şey vardı. Yani yutan eleman olmaması bu binaların. Böyle bir sürü programı yutmuş. Aa orada oda mı varmış gibi bir şey değil aslında bu. Aa orada sergi salonunda mı varmış gibi bir şey olmaması sebebiydi aslında bu. Ve buradaki şimdi bu sanat sokağı meselesi yani bu esasında bir kulis gibi olabilecek, çalışabilecek bir şeyken bir anda kulis olmaktan çıkartıp bir makinenin parçasını değiştirip başka bir şey üretmeye başlaması gibi bir şey bu yani. Yani bunu plandaki mesela şu durum aslında şu plan şimdi... şemasıyla terminaldeki benzerlikleri de seçilebilir aslında. Yani işte bu programların parça parça olması, dediğin gibi yutan eleman olmaması. Mesela çünkü buradaki en ciddi problemlerden birisi bu salon çok büyük bir hacim ve kör bir hacim. Üç cephesi sadece iki noktadan girilebiliyor. Ses yalıtımı, ışık yalıtımı olması lazım, ışık girmemesi lazım, karanlık olması lazım gibi şeylerle. Bunun yeri her şeyi belirlemeye başlıyor. Ve bunu buraya koyduğunuz an şu duvar önemli olmaya başlıyor. Bu duvarın bir sanat sokağının iki çeperini tanımlayacaksa atölyelerin çok amaçlı odaların konup burayı da böyle tanımlamak bu sokağı bir şekilde canlı kılmaya başlıyordu. Ve bu tabii ta parktan başlayıp içinden geçip diğer tarafa çıkan bir terminaldeki bir şeyin aslında hani buradan geçmek yine buradan geçmeyi tercih edenler varsa okey orada demek ki bir düşündüğünüz şeye yaklaşmış gibidir bu. Evet. Ama tekrar diyeyim yine de birkaç yıl sonra gidip hiç düşünmediğiniz bir şekilde kullanıldığını görmek bayağı mutlu ederdi yani. Çünkü yaşadığını hissedersiniz o zaman yani. Evet, büyük ihtimalle. Bıraktığınız gibi kalmamış olur.
Peki burada da hani bu esasında yarışma projesiydi sanırım. Burada da çeşitli değişiklikler oldu sanırım. Sahne öncelikle galiba salon büyüdü. Salon biraz büyüdü galiba. Şu da esasında başka bir daha da belki o senin prova odalarını falan görmemizi sağlayan bu sanat sokağı ve onun iki tarafına yerleştirdiğiniz prova odaları, kafeterya ve çok amaçlı. Yani bir etrafı canlandırabilecek, şenlendirebilecek bir yapı tipolojisi. Yani bunu açarak ve her yaklaştığınız noktada o yaklaşıma özgü bir program üreterek bunu yapıyor aslında. Her şeyi bir şeyin içine doldurmaktansa yutmak dediğim oydu aslında. Her yaklaşıma, her bakış açısına, her yaklaşıma bir üretim karşılık geliyor olması gerekiyor burada. Şimdi tabii burada hani gene bir önceki projeden biraz da bir benzerlik yakaladığım, yani belki de çok da benzemiyorlar esasında. Birincisi yapısal olarak benzemiyorlar. Biri beton, betonarme, bir tanesi çelik. Ama bir kiriş, yani bu dışarıda dönen ya da o bir taç gibi çalışan bir bir şey var, kiriş var. Bir beton kiriş, yani daha belki yapı bitti, yapının bitmiş fotoğraflarından da okumak o senin biraz önce gösterdiğin. Şu mesela biraz iyi anlatıyor bu kirişi. Ya böyle bir şey var, kiriş dediğiniz, esasında hafif duvar gibi de çalışan hafif şey bir eleman var. Oldukça da güçlü bir eleman. Yani yapının o biraz önce konuştuğumuz, yani esasında o programının dışında neredeyse en böyle mimari ve keyfi alınmış karar gibi duran şey. Evet. Neden var? Bunun hikaye, bir kısa bir şeyde, Jüri'de belki anlatmıştım bunu sana. Bir ahırdan bahsetmiştim. Bir ahır yapılıyor, bir mimar yapıyor da ahır sonra yıkılıyor bir fırtınada. Mimar merak ediyor binaya ne oldu diye. Ve ahır yaparken de mimar normal ahır yapıp kapısını tasarlıyor aslında biraz. Evet. Kapısının süslemeleri var, işlemeleri var. Yapı sahibini arayıp sorduğu zaman ya bina ne oldu diye cevap şey oluyor. Ya bina yıkıldı, şey bina sağlam da mimari yıkıldı gibi bir yorum yapıyor. Şimdi burada tabii öyle bir şey değil aslında şey gibi. Hani en kırılgan noktası değil bu. Evet. Her şey gibi şu anlamda da hani mimarisi burada değil aslında gibi düşünüyoruz biz ama yorumun çok doğru. Dışarıdan bakıldığı zaman bunun en güçlü ve keyfi alınmış karar bu gibi duruyor. Öbür taraf daha makine gibi çalışan bir yapıda görünüyor. Evet. Ya bu böyle okunuyor, bunun farkındayız. Ama şöyle, şimdi bu ki öyle de biraz aslında, çok da haksız sayılmazsın bu yorumda. Ama bunu yaparken ki şöyle bir şey vardı. Antalya'da olma durumunun yapını güneşi yapın cepheden uzak tutmakla ilgili bir konuşma vardı aramızda ekipte. Yani çok ciddi bir problem. Ve içeriği işte bir sürü enerji harcayarak soğutmak yerine ya da işte bir sürü ekstra önlemler almak yerine böyle bir elemanla aslında hem mimari olarak tatmin edici bir güçlü bir imge yaratabiliriz hem de aynı zamanda buna da bir önlem alabiliriz gibi. Çünkü bütün projelerde benim çalıştığım iki ekipte de hem bunu yaptım hem diğer ekipte de çünkü çok çeşitli ve çoğul bir durum var düşünce olarak. Çok enerjik olduğundan bahsettim ya, böyle bu fikirler çok rahatlıkla ortaya çıkabiliyor orada tartışmalar sürdükçe. Bu yapıdaki, bir önceki yapıdaki de her şey şey gibi bu mu bu mu sorusu yerine bu ve bu gibi işliyor. Yani bu mu bu mu olacak diye ikisi birlikte ne olur onu tartışmak üzerine kurulu. Mesela bu kirişin de böyle bir hikayesi var. Hani iki şeyi birden karşılaması gibi bir şey. Aslında bu iklimle çok alakası vardı bunu yapmamızın. Evet. Ama bunu yaparken de, bunu önlem alırken de tabii ki mimari tatmin edici bir imgeyle yapmak şey gibi. Şurada daha kesitlerde daha net, biraz daha net anlaşılıyor belki. Ya da daha şurada bir tane fotoğraf var mesela. Evet. Bayağı böyle bir hani dışında giden böyle bir hani ki o parka bakan cephesi bu değil mi? Bu parka bakan cephesi. Mesela şu bir şey, kiriş ve arkasında. Aynen. Şimdi bu bir derinlik sağlıyor bir. Yani yapıya bir mekan hiyerarşisi, açık alan hiyerarşisi sağlıyor. Kişinin dışındasın, işte altındasın ama hala binanın içinde değilsin. Sonra avludasın ve hala binanın içinde değilsin gibi bir geçiş var. Ve bunu dediğim gibi kesitlerde daha rahat okunabilir aslında. Evet. Ama bunu yaparken de tabii bu yarışma sonuçlanınca ilk kolokyumdan sonra başkan çok memnun kalmamıştı şeyden. Ha, bu görünüş, şu kesitler mesela. Evet. Bu kademelenme şeyi. Anladım.
İlk başta belediye başkanı çok sade bulmuştu projeyi. Yani çok sade bir proje bu ve görünür değil, olmayacak. Ve tabii tek amacı bu değildi belediyenin. Tabii ki çok daha sosyal bir amacı vardı. Ama yine de böyle bir şeyde dert edinmişlerdi. Hani çok görünür olmayacak, silik bir yapı olma ihtimali var mı? İnsanlara bunu anlatabilir miyiz gibi. Ama sonradan bir şekilde bizimle iletişime geçtiler. Çünkü yarışma sonucu olarak yapma zorunlulukları yoktu bu projeyi. Yoktu. Çünkü bu fikir yarışmasıydı. Ama yapmak istediler, güvendiler bize. Yani bizimle yapmak istediler. Ve o süreçten sonra mesela bu kirişin şu kesitte daha iyi görünüyor. Yerden 2,5 metre yüksekliğinde ve kendi yüksekliği 3 metre kirişin. İşte 30 santim kalınlığında bir beton, bir şey dönüyor binanın etrafında. Şimdi ilk soru şu oldu tabii ki, bunu betondan yapmasak mı diye. Yani şimdi betona yapmasak mı düşününce biz işte onun bir strüktürü yapılacak, o zaman bir kaplama için ekstra bir ince strüktür yapılacak, sonra bir kaplaması yapılacak. Sonra o kaplamanın idamesi olmayacak, düşecek birisi, yenisini takacaksın falan filan. Hani şey gelmedi bize böyle, çok doğru gelmedi. Şey gibi az önce anlattım, niye bilmiyorum, doğru gelmedi yani hani o şeyde. Ama bu noktada biz bu işte de çalıştığımız mühendisle birlikte, mühendis de bizim çabamızı anlayıp ve destekleyip evet ben bunu yapabilirim dedikten sonra o zaman yapın noktasına geldi iş. Ve gerçekten iyi bir mühendislik çalışmasıyla, çünkü bu kiriş yapıyoruz ya, yapalım tamam da ya acaba bunu bu yükseklikte değil de işte bir metre az mı yapsak? Ya da işte bunu işte beton değil de çelik mi yapsak? Ya da işte bunu işte beyaz değil de başka bir renk mi yapsak? Noktaların hepsi, ya da kent 3 olmasın, 2 mi olsun? Hepsi bozuyordu bunu aslında. Önemli olan bunu bu şekilde yapmaktı yapabildiğiniz zaman. Ve bu noktada mühendisin, inşaat mühendisinin çabası takdire değerdi gerçekten. Ve sonucunda inşa edilip ortaya çıkana kadar çok anlam veremedi hala. Çantaya gelenler, gidenler, belediye, evet, ne olacak bu gibi hep düşünüyorlardı aslında. Yani bina kullanımı açılana kadar düşünülüyordu bu. Ne olacak ya, bu yapıyoruz ama hani gerçekten bir işe yarayacak mı diye. Ama şu anda bununla ilgili de geri dönüşün biraz olumsuz yorumlar olsa bile, yani çok katı ve çok sert bulunsa bile kullanıcıların bu memnun olduğunu düşünüyorum, hissediyorum daha doğrusu yani. Evet, yani bu yapılara baktığımda o şeyi çok görür oluyorum. Tabii bu render'daki daha ağaçlar falan sanırım daha olgunlaşmadılar. Şöyle, ya da yok, yani orada... şöyle bir şey, peyzajla ilgili merak ediyorum fikrini. Yani. Çünkü esasında hani böyle dedikodu yapmak gibi olmasa peyzaj işini nasıl organize ettiniz? Ya da siz de dahil miydiniz? Nasıl bir süreç işlendi? Biraz merak ediyorum çünkü... biraz o orada yaratmak istediğiniz atmosferden farklı bir duruma doğru gitmiş gibi görünüyor. Son evet noktada. Maalesef öyle oldu. Yani, bu da şu şöyle yüzden. Baktığımda yani, şununla yani şu fotoğrafla mevcut haliyle yani şuradaki esasında renderlardaki duygu yani o duygunu yani içeri yani o zaman mesela bu ağaçlarda olsaydı cidden o biraz önce dediğin yani nerenin içerisi nerenin tabii dışarısı ki, olduğu ki. Duygusunun iyice kaybolacağı bir şeye dönüşüyor ya. Çok önemliydi o yani, ağaçların varlığı aslında. Evet. Burada o biraz artık yok oldu maalesef. Tam gözükmüyor, tam yok gibi yani öyle bir şey yakalanamamış gibi. Tabii bunların bir sürü sebebi var. Gerçi hemen aslında. Yani ağaç da o kadar belki bir süre alan bir şey ama. Mesela onun için özel bir ağaç getirilmesi gerekiyordu. Mesela bunun içinde istenen şey de büyüyecek ve yukarıya dallanacak. Çünkü zor bir iş o tarz yerden. Oraya uygun bir ağaç almak gerekiyordu. Ve o tarz ağaçların alımı birçoğu ithal geliyor. Ve ciddi maliyetler gerekiyor bu sefer. Herhangi bir ağacı dikemezsiniz oraya. Ve diktiğiniz ağacın da böyle özellikler olması lazım gibi. Bir o problem vardı. Çünkü bu bina da çok kısıtlı maddi imkanlarla tamamlandı aslında. Çok kolaylıkla. Ölçeği de çok küçük. Tabii, yani. Belki o bütçesi de küçük yani. Tabii bütçesi de küçük. İhale bedeli de küçük. Evet. Ama bir yandan da iyi bina yapmaya çalışınca bütçeyi aşmak zorunda kalıyorsunuz bazen. Zorluyorsunuz, sınırlarına gidiyorsunuz. Ama peyzajda bu ağaçtan ziyade şöyle bir problemimiz vardı bizim. Problem de sayılmaz ama biz zaten asgari düzeyde bir peyzaj prensip kararları vermiştik. Zaten parkla ilgili. Evet. Hatta daha sonra bunun bile çok fazla parçalı olduğunu düşünüp azaltmak istedik. Ama bir şekilde yerel yönetim bunu kendi bünyesinde yapmak istedi.
Bir sürü sebebi vardır bilmiyorum ama hani çünkü şöyle bir bizce doğru olan bir yaklaşım vardı belediyenin burada. Normalde mimar projeyle birlikte bütün disiplinler, statik, mekanik, elektrik işleri mimar üzerinden yapılıyordu. Ki doğrusu da oydu ekibi kuran olduğu için. Ama burada belediye rica etti bizden. Antalya'dan, Muratpaşa'dan ekiplerle çalışmak istiyoruz diye. Muhtemelen şey gibi bir şeydi bilmiyorum. Hani oraya da bir katkısı olsun diye böyle bir iş yapılıyorsa orada da birilerinin faydası olsun gibi düşünceydi herhalde. Katkısı olsun gibi. Olabilir dedik ama ekipleri biz seçebildik mesela ona rağmen. Peyzajda da belediye biz kendi bünyemizde yapmak istiyoruz dediler, istediler. Bunun amacı şey değildi tabii. Sadece belki de bir katkı yapmak, bir katkı yapmak isteğiydi yani sadece. Bir noktasında bizim bir katkımız olsun gibiydi. Aslında düşününce böyle binanın zaten her noktasında idarenin katkısı var. Evet. Olmasa az önce anlattığın gibi terminalde. Tek başına bu mimari kararları ortaya çıkarmak zor. Birilerinin sizi desteklemesi lazım arkanızdan. Ama görünür de bir katkımız olsun istedikleri için onlar yürüttüler peyzaj projelerini. O yüzden biz çok çok dahil olamadık aslında. Olmak istememize rağmen çok dahil olamadık. Bilmiyorum sonrasında düzelir mi düzelmez mi? Şunu söyleyeyim sadece. Bizim isteğimiz şuydu. Yani şu öndeki parkın çok az parçalanmasıydı. Beton, sert zeminde. Mümkün olduğu kadar yeşil bırakılmasıydı. Şu an çok başarılı olmadı herhalde gibi geliyor. Ama süreç içerisinde bir sürü değişebilir orası. Muhtemelen değişebilir orası yani. Daha sonra. Ona elverişli gibi görünüyor yani. Evet, esnek yani değişir diye düşünüyorum. Çünkü buradaki şuradaki ağaçlar çoğusu çok uzun yıllardır ve bunları korudular zaten. Yani korunması gereken ağaçlar korundu ve o konuda titizler aslında. Ama peyzaj konusunda biraz çok belki betonlaştı. Yani eleştiri o. Yani mesela, hayal ettiniz. Evet mi? Mesela şunu gördüğün zaman bu kadar beton olmasını hayal etmiyorsun. Evet. İstemiyorsun aslında. Bakalım umarım devamında bir revize olur buralar ve başka ama bir o da başka gelir. Türlü bir kullanım beraberinde getirebilir bir açık alan kullanımı tabii. Yani bir yandan onu insan düşünüyor ama tabii evet, tam evet. Ben de haklısın. Yani baktığımda projeye yani keşke o da olsaymış, hı-hı, daha tamamlanacakmış, hı-hı, gibi düşünüyorum. Şimdi bunlara baktığımda son belki bir, hı-hı, biraz toparlamak için de bu yani bir sürü hep de öğrencilerle falan da konuşuyoruz. Yani kendi aramızda da çok sık konuşuyoruz. Bu yarışmayla yani yapma meselesi Türkiye'de biraz da artık bir uzmanlığa dönüşmüş gibi. Mesela şimdi bu ekipler diyorsun işte bunu Cihanlarla, Cihan, Doğan, Zeynep, yaptınız. İşte atıyorum bu yapıyı işte Sıddık, Barış, Oya, Barış, yani 4 kişilik. Oya ile gene 4 kişi yaptınız. Yani böyle düşündüğümde esasında bu duyduğumuz isimler zaten neredeyse bütün yarışmalarda. Hani bir böyle bir tekrarlanan isimler. Yani bir şekilde bunun da kendi bir şeyi mi var? Yani ben böyle bir son artık kapanış belki bir hafif böyle kendi aramızda da arada konuştuğumuz böyle komik bir şey. Ama böyle bir yani bir yapma biçimi var ve o böyle öğreniliyor ve acaba o yapılıyor ve o şu an mesela kabul yani şöyle kabul edilebilir bir şey mi? Yani çünkü o şöyle bir şey yani tam dedin ya yani bunu tartışmaya yani burada tartışabileceğin şeyler haline getirebiliyorsun ve bu artık biraz algılanabilir. Yani gene de kabul edilebilir bir şeyi var mı? Böyle bir şey var mı yani? Ondan dolayı mı? Yani o yoksa o bir pratiğin yani sürekli bir şeyi yapmanın getirdiği bir yeni bir üretime alanı mı açıyor? Çünkü yani bizim Türkiye'de yapılan yarışmalarla uluslararası platformlarda düzenlenen yarışma arasında ben bir fark görüyorum. Yani sen ne düşünüyorsun çok merak ediyorum bu konuda. Şöyle aslında Türkiye'de ve yurt dışında diğer ülkelerde yapılan yarışmalar arasında o kadar temel bir fark görmüyorum aslında ben. Özellikle daha işte Kuzey Avrupa, Almanya, Hollanda işte şeyde. Özellikle davetli yarışmalar gibi. Evet. Yani çok bir fark görmüyorum. Şöyle projelerde tabii ki çok farklılık var oluyor. Ama temel nokta şu. Bununla ilgili senin söylediğin üzerine söyleyerek devam edeyim bu konuya. Yarışmalarda yani biz mesela çoğu zaman şöyle bir eleştiri alıyoruz dışarıdan. Birçok yarışmacısının ekip bunu alıyordur. Ya sizin yarışmalarla yaptığınız işlerle yarışma olmayan dışarıdan iş olarak aldığınız işlerin mimari kalitesi arasında fark oluyor
neden böyle oluyor ki gibi bir şey var. Hı hı. Gerçekten ilginç soru bu esas. Yani ya sen bunu yapabiliyorsun ama bu sana yarışma değil de iş olarak gelse bu kadar motive olup bu kadar zenginleştiremiyorsun. Hakkında yapamıyoruz bunu. Böyle bir çok da eleştiri alınca bunun üzerine düşünüyor insan tabii. Yani niye böyle ki yarışmalarla yapılanla yapılmayan arasında aynı motivasyonu sağlayamamak, aynı şeyi oluşturamamak? Çünkü temel soru bu. Bazen oluyor, bazen olmuyor. Niye olmuyor diye. Şöyle düşünüyorum. Yarışmalar bir şekilde, yarışma olmayan işler bir şekilde birileriyle uzlaşma üzerine kurulu bir süreç işliyor. Konuşarak bir süreç işliyor. Dil merkezli bir süreç işliyor ve oturuyoruz masaya, işte bir sunum yapıyoruz. Sonra birisi bir soru soruyor ve siz ona bir cevap veriyorsunuz. Sonra gidip hazırlanıyorsunuz, tekrar geliyorsunuz ve o süreç böyle işliyor. Yarışmalarda böyle işlemiyor. Yarışmalar çok daha şey, sanatsal bir durumu var. Yani bu anlamda sanatsal bir durumu var. Yorumluyorsunuz. Şöyle bir şey ortaya çıkmadan ben bir toplantıda prova salonlarının oradan sökülüp dışarı alınmasını dille dile getirmiş olsaydım o masada birisinin bunun olamayacağını söylemesi yeterliydi onun çöp olması için o fikrin. Ama yarışmalarda başınızda böyle bir mekanizma yok ve tamamen kendinizin Bodyjet'in simülasyonlarına benzer bir şekilde aslında sanatsal bir üretim içinde hissedebiliyorsunuz. Onu oradan alıp oraya takabiliyorsunuz, buraya çıkarabiliyorsunuz, olmayan şeyi söyleyebiliyorsunuz. Hiç olmayan bir kullanıcıyı talep edebiliyorsunuz aslında. Ama dil merkezli bir süreç işlediği anda bu maalesef sönümleniyor, olamıyor. Bu dediğim fark buradan geliyor aslında. Yani bu dil merkezli bir yapma biçimine aşina olmakla diğerine aşina olmak arasında bir fark oluşuyor ve haliyle neyi çok yaparsanız orada daha yetkin olmaya başlıyorsunuz. Ben 2006'da mezun oldum. Toplamda belki 50 tane yarışmaya falan girmişimdir totalde. Hepsi çok iyi olmadı tabii ki. Bazısı oldu, bazısı olmadı falan. Bazısı çok kötü oldu falan ama bir şekilde bu yapma biçimine, yani dil merkezli olmayan bir yapma biçimine aşina olmaya başladık. Çarpılma yorumlaması. Dil demeyeyim de belki ikna mı? Dil değil. Yani, aslında ha. Dil aslında. Dil. Şöyle dil, şu yüzden söylüyorum dili. Yani dilin yapısını, bunu yine konuşmuştuk seninle. Dilin yapısında şu var. Ben sana bir bilgi aktarırım. Sen ya inanırsın ya inanmazsın. Ya da sen bana bilgi aktarırsın. Ama dille uzlaşmaya başlamak şöyle oluyor. Yani dille sadece konuşarak uzlaşmanın temelinde şu var. Ya sen ya ben, ikimizden birisi bulunduğumuz yeri terk etmek zorundayız. Evet. Ancak öyle bir noktada buluşabiliriz. Ama sanatsal ele alışlarda, mimari de böyle ele aldığın zaman buna mecbur değilsin yerini terk etmeye. Yani yaptığın şeyden bahsetmen yeterli aslında. O yüzden dil diyorum. Hani tabii ki ikna ama bu iknanın yolu şu. Ben yerimi terk edeceğim, senin dediğine inanacağım ve ikna olacağım. Yani sen şeyi düşünüyorsun, jüride böyle bir temasın olmadığını düşünüyorsun. Şöyle. Ben biraz var gibi geliyor. Şöyle. Yine var, evet yine var. Ama daha minimuma indirgenmiş. Şu yüzden projeyi bitirene kadar en azından kimse yok yanında. O süreçte yok. Tabii ki. Yani o kararın, az önce dedim ya ben bir, işte biz bir karar veriyoruz. İşte yatay bir yapı yapacağız. Esas mimari buradan sonra başlıyor. Nasıl yapacağız? Ama bizim daha yatay bir yapı yapacağız noktasında birilerinin dahil olması problem. Yani biz henüz daha mimari içine girmeden, çünkü birçok meslektaşımız yaşamıştır bunu toplantılarda. Konuyu öyle bir noktaya getiriyorlar ki mimari bilgisi olmayan insanlarla konuşurken bile sence bence noktasına iniyor konu bir yerden sonra. Sence bence noktasına indikten sonra evet orada senin mimar olarak çok söyleyebileceğin bir şey yok. Yani o, çünkü o sence bence bir konusu değil. O yatay mı olsun dikey mi olsun sorusu sence bence olabilir. Evet. Ama o yatay olmaklığı benim kendi yapma biçimini yaptıktan sonra sence bence çekemezsin o konuyu. Yarışmalar orayı böyle atlıyor işte. Artık sence bencesi yok. Yarışmalarda tartışılan şey evet bu yatay yapmak istemiş ama nasıl yapmış konusu ön plana çıkabiliyor. Tam olarak mimarın söyleyebileceği şey ön planda oluyor. Öbür türlüsü işte yatay mı olsun, dikey mi olsun? Sence yatay olsun, bence dikey olsun. Bunu ya ben yataylığı kabul edeceğim ya sen dikeyliği kabul edeceksin. Nasıl bir noktada buluşabiliriz ki? Mümkün değil yani. Yani biraz yatay olsun, biraz dikey olsun belki de. Böyle bir fark var yarışmayla. O yüzden aynı isimleri sürekli alması bu Türkiye'de değil, dünyada da böyle. Aslında çok farklı değil. Wettbewerb ve aktüeller var. Birçok mimar vardır kütüphanesinde. Hep aynı isimler. Yarışma çok olduğu için daha çok isim var. Ama yine de aynı isimleri seçebiliyorsunuz orada. Yani bu bence şey gibi. İyi mimar, kötü mimarla ilgisi yok bunun. Yani yapabilen iyi mimarlar yarışma çiziyor, kötüleri. Öyle bir şey yok. Birçok yetenekli mimar var zaten. Yarışma çizmesi yani, gerekmiyor. Yarışma sürecini evet. O kendine özgü bir süreç ve o sürece alışkın olmak. Orada idmanla, antrenmanla olmakla ilgili bir şey. Konuya böyle bakmakla ilgili bir şey. Yani. Evet, bayağı yarışmanın o yaratıcı kısmını çok güzel özetledim bence.
Çünkü şöyle dediğin gibi yaptığımız işlerin içerisinde hepsi iyi olsaydı muhtemelen çok bir şey öğrenmemiş olacaktım. Yani hepsi olabilseydi düşündüğüm gibi. Olamayan şeyler üzerine düşünmek biraz daha besleyici aslında. Yani olmuş işin üzerine koşmak kolay aslında, çok kolay bunları anlatmak falan ama olandan daha çok olmayan var arkada ve bunların hepsinin şeyi arkalarda yatıyor. Aynen. Değil mi? Bunu denedik, bunu denedik, o denediğimiz şeyler olmadı. Ama olmayan şeyi görmek meselesi, o biraz daha yaratıcı ve keyifli kısmı için. Umarım daha da yeni projeler, yeni yarışmalar.